Merhaba arkadaşlar, bu videoda size psikolojik, zihinsel bağışıklık sistemi nedir? Direnç sistemi nedir? Bunu anlatmak istiyorum. Biliyorsunuz kolay kolay yıkılmıyor bağışıklık sistemi insanda, güçlü olursa. Hastalıklara, virüslere, bakterilere karşı, mikroplara karşı bağışıklık sistemi güçlüyse insan kolay kolay yıkılmıyor, kolay kolay hasta olmuyor. Bunu biliyorsunuz. Bundan daha önemlisi zihinsel, psikolojik bağışıklık sisteminin güçlü olması sevgili arkadaşlar. Bu videoda size bunu anlatacağım. Bu videoyu sonuna kadar izlediğiniz zaman siz de zihinsel bağışıklık sisteminizi nasıl güçlendireceğini öğrenmiş olacaksınız. Hayatınıza da yansıtacaksınız inşallah. Şimdi sevgili arkadaşlar, yaşadığın bir olay. Burada bir olay var. Şimdi bu olay olumlu veya olumsuz. Neye göre? Kime göre? Göreceli. Şimdi şurada bir kişi var. Bu kişinin bakış açısıyla, bunun gözleriyle burada yaşanan olay pozitif olabilir onun gözlükleriyle. Başka bir insan, algı farklı olduğu için başka bir insan buraya baktığında, bu olaya baktığında bunun içinde bu olay olumsuz olabilir. Kişiye göre değişiyor. Yani şu sözü çok duymuşsunuzdur değil mi? Her şerde bir hayır vardır. Sizin şer zannettiğiniz hayırlı olabilir. Bunu çok duymuşsunuzdur. Veya her zorlukla beraber iki kolaylık vardır. Bunu da duymuşsunuzdur. Sen eğer olumlu bakarsan hayata, olumlu görmeye başlarsın. Yani bu olayı olumlu görürsün. Bu kişinin gözleriyle bakarsan olumlu görürsün. Sen eğer olumsuz bakarsan bu kişi gibi, o zaman bu yaşanan, şu gördüğün olayı olumsuz görürsün ve senin için karamsar bir tablo oluşturur bu olay, bu yaşanan olay. Veya şöyle de diyebiliriz, travma nedir? Travma kişinin bakış açısıdır. Mesela burada bir olay gördü, bir şey yaşadı, bir sıkıntı yaşadı. Bu olayda üzüldüyse, aşırı derecede üzüldüyse, etkilendiyse o zaman travma oluşur. Buna travma derler. Yani bu kişi travma yaşar. Ve hayatı boyunca bu travma onu bırakmaz. Devamlı karşısına çıkar. Şöyle anlatalım. Şimdi bu kişi burada bir olay yaşadı. Şunu yaşadı. Ve olumsuz olarak gördü. Ve bunu gitti. İlk yaşadıktan sonra 5 dakika sonra komşusuna anlattı. Ayşe teyzeye anlattı. Bu olayı bir kere yaşadı. Zaten yaşamıştı. Anlatınca iki kere yaşadı. Ayşe teyzeye anlattı, ikinci kez yaşadı. Sonra yarım saat sonra bakkal Ziya amcaya anlattı bu olayı, üçüncü kez yine yaşadı. Yani burada %100 yaşadı ya olayı, %100 yaşamıştı. Burada da %100 yaşadı. Her anlattığında %100 yaşadı. Her seferinde, her anlattığında yaşıyor kişi, tazeleniyor. Ve ömür boyunca bunu anlattığı için o kişi de sürekli tekrarladığı için travma oluşur. Güçlenir. Yani güçlü bir travma oluşur. Korku oluşur. Hangi konu olursa olsun, ne olursa olsun. Mesela bu olay aile konusu olabilir. Mesela anne ile babanın kavgasını gördü. Annesi ve babası kavga etti. Onu gördü. Olumsuz olarak kaydetti. Gitti teyzesini anlattı. Halasını anlattı. Anneanneyi anlattı, bakkal amcayı anlattı, anlattı, sürekli anlattı, ömür boyu anlattı, bu olay onda güçlendi, olumsuz olay. Ve sürekli bu olumsuz olaya odaklandığından dolayı bu tür olayları, negatif olayları kendine çekmeye başladı ve çeker. Yani olumsuz bakış açısıyla hareket eden insan, olumsuz düşünen insan sürekli olumsuzluğu çeker kendine. Olumsuz, negatif insanları çeker. Hani muşumla suratlı, ekşi suratlı, mezar taşı gibi suratı olan insanları çeker kendine. Ve ondan sonra da ne der? Ya benim bahtım kara, ben talihsiz birisiyim, talihsiz birisiyim ve şanssız birisiyim. Ve başıma hep sıkıntılar geliyor, hep başıma üzücü olaylar geliyor. O yüzden ne yapar? Kendini eve kapatır, o kutunun içine girer, rahatlık alanına girer ve oradan çıkmak istemez. Olumsuz olayları sürekli anlattığı için, yaşadığı için mıknatıs gibi çeker. O yüzden olumsuz bakmak hayata insanın kimyasını bozar, strese sokar ve sağlığını bozar. Bu olumsuz bakış açısını anladık. Bu kişinin neler yaşayabileceğini hayat içerisinde bunu da anladık değil mi? Aileyle alakalı bir sorun yaşadıysa, annesi babası kavga etti ve bunu sürekli tekrarladığı için
belki de bunu travma olarak yaşadığı için sürekli korku yaşayacak, sıkıntıları yaşayacak. Şimdi gelelim olumlu bakış açısıyla hareket eden insan ne yaşıyor, nasıl bakıyor olaya ve hayatı nasıl olur? Sevgili arkadaşlar, bir gün Peygamberimiz yolda sahabeyle beraber yolculuk yaparken bir köpeğin ölüsü var kenarda. Yolda beraber yürürken yanındakiler çok pis kokuyor, köpeğin ölüsü diyorlar. Öyle bir yorum getiriyorlar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de buyuruyor ki dişleri ne kadar güzel görünüyor, ne kadar parlak görünüyor. Burada ne anlıyoruz? Hayat içerisinde ne kadar olumsuz olaylar olsa da veya insanlar anlatsalar da ve o şekilde baksalar da, yani insanların %98'i olumsuz baksa da yine de parlaklığı görebiliyorsun. Bir güzel tarafı var yine hayatın içerisinde. Yani biz bu mesajı anlıyoruz. Her yaşanan zorluğun yanında iki tane güzelliğin olduğu, kolaylık olduğunu da bilmeliyiz. Yani hayatın olumlu tarafından bakmanın faydalarını anlatacağım. Şimdi bu kişi hayata olumlu bakıyor. Yani hikmet tarafından bakıyor. Kimsenin görmediği. Yani herkes bu taraftan bakıyorsa, bakın şu taraftan bakıyorsa, o şöyle bakıyor, yandan bakıyor. Olaya farklı yerden bakıyor. Yani topluca insanların baktığı yerden bakmıyor. O %98'lik kısımla bakmıyor. Farklı baktığı için şu gördüğünüz olayın, şuradaki olayın olumlu tarafını görüyor. Olumlu tarafını gördüğü için, önünü görebildiği için, belirsizlik olmadığı için rahat. Çünkü tünelin sonunu görebiliyor, o ışığı görebiliyor. Arkasından kestirebiliyor, ne olabileceğini kestiriyor. En fazla ne olabilecek diye. O şekilde kestirdiği için bu kişi devamlı neşeli. Bir problemi yok, sorunu yok. Olayın sonunu aşağı yukarı kestiriyor sevgili arkadaşlar. Şimdi bu kişi, bakın bu kişi bu olayı, şurada yaşanan olayı ne yapıyor? Hikmet tarafından ilk önce halasını anlatıyor, öyle düşünün. Anlatıyor. Burada yaşadığı o %100'lük enerjiyi, pozitif enerjiyi bir kere yaşıyor burada. Bakın burada yaşıyor. Sonra yine yaşıyor. Bu sefer bakkal amca, Ziya amcaya anlatıyor. Yine aynısını tekrar yaşıyor. Çünkü o olayı insan anlattıkça yaşar. Pozitif tarafını anlatıyor her seferinde. Yine bu sefer halasını anlatıyor. Teyzesini anlatıyor. Anlattıkça aslında yaşıyor, sürekli yaşıyor ve hayatı boyunca o güzel şeyi anlattıkça yaşıyor. Ve her seferinde serotonin, dopamin, endorfin gibi lazım olan o mutluluk hormonları, o salgıları alıyor. Ve bu kişi mutluluk yaşadığı için, olumlu baktığı için bu kişinin depresyon ilacına ihtiyacı yok. Yani depresyon ilaçlarında genellikle neler var? O ihtiyaç olan hormonlar var değil mi? Serotonin, dopamin, endorfin gibi o hormonlar var içerisinde. Bu kişi olumsuz baktığı için hayata yıkılıyor, üzülüyor, kırılıyor, darılıyor, küsüyor. Ve etkilenmemek için pembe gözlükleri takarak, yani pembe gözlük dediğim, ihtiyacı olan o hormonları alabilmek için kendini uyuşturuyor. Öyle diyelim. Yani pembe gözlük takıyor. Türkiye'de sevgili arkadaşlar 80 milyon insan var. Biliyorsunuz 80 milyon insan var. Ve 80 milyon insan toplam depresyon ilaçları yıllık 200 milyon kullanılıyor sevgili arkadaşlar. Yani her insana aşağı yukarı 2 paket, 3 paket düşüyor. Şimdi bu neyle alakalı? Bakış açısıyla alakalı. Yani hayat, şu gördüğünüz olay kişiye göre değişiyor. Olumsuz olabiliyor, olumlu olabiliyor. Bakış açısı, göreceli. Özetle şunu söyleyebilirim. Kişiye göre bir olay olumsuz olup bu kişiyi yıkabilir, üzebilir, kırılabilir, darılabilir. Veya bu olay kişiye göre olumlu bir şey olabilir. Hikmet yüzüne bakar, mutlu edebilir onu ve onu rahatlatabilir. Yani bakış açısıyla alakalı. Her şey şu bakış açısı, mindset, düşünce yapısı, kafa yapısı, zihin yapısıyla alakalı sevgili arkadaşlar. Şimdi şu adamın ömrü olumlu baktığı için, önünü rahat görebildiği için, tünelin arkasını gördüğü için yüzü
ten rengi biraz daha farklı oluyor. Derisi daha böyle az kırışık oluyor ve saçları az dökülmüş oluyor. Psikoloji neyi etkiler? Fizyolojiyi etkiler direkt. Etkilediği için bu kişinin psikolojisi iyiyse eğer fizyolojisi de iyi oluyor. Yürüyüşü farklı oluyor. Göz parlaklığı daha farklı oluyor. Bu kişi de olumlu baktığı zaman nasıl fizyolojiyi etkilediyse psikolojisi yani mutluluğu bu davranışlarına, alışkanlıklarına, çevresindeki insanlara yansıyor. İş hayatına yansıyor, ailesine yansıyor. Yani iş hayatında daha başarılı oluyor. Veya ailesinde daha mutlu oluyor, daha huzurlu oluyor. Hemen böyle ufak tefek için küsmüyorlar. Eşler arası bağ güçleniyor, huzur artıyor. Çocuklarla daha iyi iletişim kurabiliyor. Neden? Hayata olumlu baktığı için sevgili arkadaşlar. İş hayatında daha başarılı veya meslek hayatında severek yapıyor işini. Ve severek yaptığı için kariyeri daha hızlı yükseliyor kişinin. Veya sağlığı daha iyi, biraz önce anlattığım gibi. Yani yürüyüşü, duruşu, göz parlaklığı, derinin parlaklığı, rengi, anlatabiliyor muyum? Sağlığı daha iyi, organları daha iyi çalışıyor. Bununla beraber kişi hayata olumlu baktığı için şu kişi daha özgüvenli oluyor kişi. İradesi daha güçlü oluyor. Yani bir şeye karar verdiği zaman arkasından gidebiliyor. Disiplini bir hayatı oluyor. Çünkü önünü görebiliyor. Tünelin arkasını biliyor. Ne olduğunu o biliyor, kestirebiliyor. Belirsizlik yok onun kafasında. Ama bunun için her şey çok kötü olabilir. Çünkü zamanında annesiyle babası kavga etti veya önüne birden köpek çıktı ve köpek kovaladı. Bu olayı sürekli anlattığı için, tekrarladığı için köpeklerden sürekli korkuyor. Ve yolda yürürken 20 sene sonra, 30 sene sonra acaba köpek çıkacak mı karşıma, köpek çıkacak mı, beni köpek kovalayacak mı diye o korkuyla, o belirsizlikle yaşıyor 20 sene, 30 seneden beri. Yani rehin kalmış ve bu sürekli devam ediyor hayat içerisinde ve bunu devamlı yaşayacak. Ve o şekilde devamlı korktuğu için, o belirsizlikten korktuğu için de korktukları, kaçtıkları sürekli karşısına çıkıyor. Yani onu gündemde tuttuğu için insan korkularıyla karşılaşıyor sürekli sevgili arkadaşlar. Şimdi sen burada bakış açının ne kadar önemli olduğunu gördün ve biliyorsun artık. O yüzden biz programlarımızda bakış açıların değişmesi için daha fazla gayret gösteriyoruz. Yani bakış açısı değiştiği zaman insanda neler olabiliyor? Sağlığında, ailesinde, iş hayatında, finansal konularda veya kendi özgüveniyle alakalı neler kazanabileceğini siz de bu videoda anlamış oldunuz. Bir olay yaşandığı zaman bir kişi faydalanıyor. Hayatı gül gibi oluyor, güzelleşiyor. Bir kişi de sürekli zarar görüyor. Yani biz zarar görenlerden olmanızı istemiyoruz. O yüzden size olumlu bakış açıyı kazanmanın ne kadar önemli olduğunu anlatmaya çalışıyorum. Seçim senin. Yani özgür karar senin. Sen eğer istersen hayatını zindan edebilirsin. Veya cennete çevirebilirsin. Yani burada seni kimse zorlamıyor. Karar senin. Bakış açını sen değiştirebiliyorsun. Eğer sen istersen hayatını güzelleştirebilir, cennete çevirebilirsin. Hayatını, potansiyelini tam kullanarak güzelleştirebilirsin. Yani insanların kullanmadığı %90'lık bir potansiyel var. Bu potansiyeli kullanarak arzuladığın hedeflere çok hızlı varabilirsin. Arzuladığın o güzel hayata kavuşabilirsin. Veya hayata olumsuz bakmaya devam eder, hayatını cehenneme çevirebilirsin ve elindekilerini de kaybedebilirsin ve hayatını bu şekilde de ömrünü tüketebilirsin. Yine karar senin. Yani kimseyi bu konuda suçlayamazsın. Dolayısıyla burada bakış açının ne kadar önemli olduğunu size anlattım sevgili arkadaşlar. Biz programlarımızda hayatın gerçeklerini pembe gözlük takmadan, olumlu taraflarını görerek, hikmetli tarafından baktırarak, bakış açısını değiştirerek daha güzel hayat yaşamalarına yardımcı oluyoruz yıllardan beri. Sen şimdi bu videonun sonunda şunu diyeceksin. Hocam ben bakış açımı nasıl pozitife çevireceğim? Bunu genelleyemeyiz sevgili arkadaşlar. Yani İş hayatında bakış açın farklı olması lazım veya aile konusu iş hayatındaki gibi değil. O yüzden farklı bir bakış açısı gerekiyor ailede.
veya senin kendine bakış açın, yani özgüvenini güçlendirmek için bakış açın farklı olması lazım. Bu da farklı bir bakış açısı. Ve bu beş alan, tamam mı? Bu beş alan, sağlık, finans, meslek, kendine olan bakış açı ve aile iletişimi konusundaki bütün bakış açıları birbirinden farklı. O yüzden genel bir şey söylenemez. Yani benden şunu isteme lütfen. Hocam, bakış açımı nasıl değiştiririm? Burada önemli olan ilk önce kendi verilerini, kendini analiz etmek. Kendinin sen neredesin, hangi bakış açılarıyla bakıyorsun? O kişiye göre değişiyor, analiz edilmesi lazım. Sen kendi bakış açını olumlu veya olumsuz nasıl baktığını sen kendi içinden bilemezsin. O yüzden bizim gibi uzmanlara ihtiyacın var. Sana, seni analiz edip, seni sana tanıtarak, senin bakış açıların nasıl olduğunu sana göstererek, nasıl pozitif, olumlu, hikmet gözüyle bakman gerektiğini sana göstermesi gerekiyor. Şoför öğretmeni araba sürmeyi öğrencisine nasıl öğretiyorsa, o şekilde sana bir uzman gerekiyor. Çünkü sen kendi kendine kitap okuyarak araba sürmeyi öğrenmişsin. Dolayısıyla sana gerçekten bir uzman gerekiyor. Biz yıllardan beri Almanya'dan Avrupa'daki vatandaşlarımıza doğru bakış açısıyla hayata nasıl bakıldığını 6 yaşında çocuğa anlatır gibi anlatıyoruz. Ve onların arzuladığı o hedefe, o sağlıklı günlere, o özgüvenli hallerine, aile huzuruna, mesleğinde daha başarılı olmaları için onlara adım adım yol gösteriyoruz sevgili arkadaşlar. Sizlere de bu konularda yardımcı olmamızı istiyorsanız bizimle iletişime girebilirsiniz. Çalışmalarımızda kişiyi analiz edip, onu tam ona tanıtarak ve kendimiz de onu tanıdıktan sonra, yani veriler önümüze geldikten sonra doğru bakış açısı nasıl olmalı onlara adım adım gösteriyoruz. 6 yaşında çocuğu anlatır gibi. Kişiler de bunları uyguladıktan sonra arzuladığı hedeflere hızlıca ulaşabiliyorlar. Bizimle iletişime geçebilmek için yapmanız gereken tek şey var. Videonun altındaki linke tıklayıp formu doldurun ve gönderin değerli arkadaşlar. Hoşça kalın.